dışına gidiyorsunuz ve İngilizce bilmiyorsunuz, İspanyolca bilmiyorsunuz, nasıl anlaşacaksınız? Orada ne yiyip ne içeceksiniz, bunların hepsini anlatacağım size. Yabancı dil bilmenize gerek yok. Mühim olan inanın. Bu hafta mesela İspanyolca konuşulan bir yerdeyiz ve İspanyolca menü var üzerinde. Karnım aç ve ben buna rağmen gayet rahat anlaşacağım ve sorunlarımı çözeceğim. İşte İspanyolca bilmiyorum. Önce menüyü alın ve bakın. En ucuzlarla en pahalı yerleri ayıklayın ve bundan sonra ortalardan bir şey seçin kendinize göre. Çünkü ufaklar dandik olur, pahalılar da gereksiz yere pahalı olur. Ortalarda her zaman güzel şeyler vardır. Etmet çıkar. Önce bakın, kendinize orta şiddette bir fiyat seçin. Ondan sonra garsonla göz göze gelip hemen çağırın. İşte hanımefendiyi yakaladık gördüğünüz gibi. Selamlaşın. Ondan sonra ona karnınızın aç olduğunu gösterin. Menüden orta şiddetli olanlardan bir şey seçin. Zaten ya et çıkar ya balık. Zaten fazla seçici olmayın. Sonuçta karnınızı doyurmak istiyorsunuz. Karnınızı doyurmak için bir şey seçtiniz ve o da gelecek. Yani et mi olmuş, balık mı olmuş, oraları fazla önemsemeyin. Karnınızı doyurmaya inanın, gerisi kolay. Evet, kahve geldi. Hiç bozuntuya vermeyin. Gayet memnun olun. Gayet memnun olun. Sevindiğinizi gösterin. Bozuntuya vermeyin, kaybedersiniz. Kız da güzelse ona bir yaklaşık biraz sempatik hareketler her zaman iş yapar. Çok güzelsin, çok güzelsin, süper. Çok güzel. Sen çok güzelsin. Çok güzel, evet. Kız da anladı gördüğünüz gibi. Hafif elektrik başladı. Bundan sonrası çok kolay. Kızı şimdi orada takip edin gözlerinizle bir yandan kahvenizi için. Hiç bozuntuya vermeden bir daha çağırın, bir daha çağırın. Kız gülümsüyor, demek ki pas veriyor. Kız size sıcak, siz ona. Hemen bir telefon isteyin. Her zaman direkt gireceksiniz. Evet, direkt hareketler her zaman sonuca gider. Direkt harekete girdiğiniz zaman kız bir anda gördüğünüz gibi gitti. Telefonu getirecek. Siz o sırada ağır ağır kahvenizi için. Boş verin, doymayın, gönlünüz doyacak. Ne olacak? Karnınız doymasın, gönlünüz doyacak. Kahvenizi için, yani siz kahve içmeye geldiniz buraya, kıza gözünüz vardı imajı yapın. Kız kağıt kalem arıyor, telefonu da verecek birazdan. Ondan sonra akşam ararsınız, başka yere gidersiniz. Orada yemek yersiniz. Evet. Evet, hesap geldi. Yine bozuntuya vermeyin. Yani bu hiç sorun değil. Hesabı ödeyin. Hesabı ödeyin. Ondan sonra da rotayı değiştirin. Yani demek ki karnınız doyamayacak.